COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında okulların geç açılması kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi. Her yıl okulların açılış sezonunu dolup taşan kırtasiyelerde bu yıl yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Eylül başında okulların açılmaması siz sektörleri nasıl etkiledi? Yani diğer sektörler gibi tabii ki olumsuz etkiledi okulların açılmaması. Yani şu anda durgun. Peki okullarda yüz yüze eğitimli bir hareketlilik başladı mı? Çok az. Yani eskisi gibi değil. Yani çok nadir. Bir öğrencinin ortalama okul masrafı ne kadar tutuyor? Yani bu lüksüne göre değişebiliyor da. İlkokul öğrencisinin 100-150 lira arası. Çok fazla değişmiyor. Yani ilkokul, ortaokul aynı seviyede gidiyor. 100-150 lira arasında değişiyor. Şimdi tabii okulların bu sene açılmamasıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayından itibaren bölgemizde bir virüs salgını var. Tabii bütün dünyada da olmakla beraber. Bu tabii ki bizim sektörümüzle beraber birçok sektörü de etkiledi. Bazı sektörlere faydası da oldu. Yani bu durumun ama tabii ki ciddi manada bir problemle karşı karşıyayız. İşte bir umutla 9. ayı bekledik. 9. ayda da böyle bir durum süreklilik arz etti. Tabii şimdi şurada şöyle bir durum var özellikle. Bizim işimizden daha önemli olan bir konu var. Öncelik bu hastalığın bir an önce bertaraf edilmesi. Bu çok önemli bir durum. Onun haricinde ticari manada düşünürsek tabii ki etkilenmiş durumdayız. Mağduruz. Daha önceden biz bağlantılarımızı yaptık, ürünlerimizi aldık, teşhirimizi sunduk. Tabii ki şu anda karamsar bir şekilde düşünüyoruz. İnşallah iyi olur diye temenni ediyoruz yani. Peki okullardaki yüz yüze eğitimli kırtasiyede hareketlilik başladı mı? Tabii şimdi kısmen de olsa ana sınıfları ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime alıştırılmasıyla alakalı şimdi yeni bir proje var. Şimdi öğrenciler haftada bir gün olmak kaydıyla okulda öğretmenleriyle buluşuyorlar. Ama tabii netice olarak bu ne kadar süreklilik arz edecek veya durum nasıl bir duruma gelir onu tam olarak kestiremiyoruz. Ama şu anda birinci sınıflar okulda bir şey var, bir pekiştirmeyle alakalı bir şu anda bir yapılan bir program var. Devam eder diye ümit ediyoruz. İnşallah devamında diğer sınıf grupları da açılır. Biz de müşterilerimize buradan hizmet ederiz. Bizim de işlerimiz açılır diye bir temennimiz var, bir ümidimiz var. İnşallah öyle olur. Bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafı ne kadar tutuyor? Şimdi şöyle bir durum var bunda. Şimdi çantası, kalemliği, beslenme çantası, su matarası bunlarla beraber hesaba girdiği zaman 150-200 lirayı gibi bir rakamı bulur diye düşünüyorum. Tabii bunun biraz daha bir kaliteli olanları var. Biraz daha orta kaliteli olanları var. Tabii ki hepsi lisanslı ürünler olmak kaydıyla. Hepsi faturalı ürünler. Yani 150-200 bandında olur diye düşünüyorum. Tam full olarak düşünürsek. Ama öğrencinin evinde bazı kırtasiye ürünleri vardır. O zaman rakam biraz daha aşağıya düşebilir. Eylül başında okulların açılmaması kırtasiye sektörünü nasıl etkiledi? Çok olumsuz yönde etkiledi. Hiç memnun değiliz. Gayet üzücü bir dönem. Okullarda yüz yüze eğitimle kırtasiye masraflarında bir gelişme oldu mu? Hiç yok denilecek kadar az. Çok büyük bir fark olmadı. Yüz yüze eğitim sağlık açısından çok iyi oldu ama kırtasiye sektörü adına hiç iyi günler geçmiyor. Bir öğrencinin ortalama kırtasiye masrafı ne kadar tutuyor? Ya şimdi bu ürünün kalitesine, markasına göre değişiyor. Ortalama 150 lirayla 350 lira arası değişiyor. Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Bu içinde bulunduğumuz pandemi süreci bütün kesimleri etkilediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Eğitim, öğretim sezonun açılmamasından dolayı tabii ki malum biz de etkilendik. Ufaktan bir hareketlilik var. O da sadece birinci sınıfların açılmasıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Onunla ilgili çok ufak bir kıpırdama var. Ama genel olarak çok olumsuz etkilendik.